Dostlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. bayağı uzun zamandan beri bir e, video çekmedim bununla ilgili ama e, ara tatil diyelim. Arkadaşlar e, Sunflower Land ile ilgili olarak birkaç tane detay var. Bu detaylara artık aşinayız. E, güncellemeler geliyor. Güzel güncellemeler oluyor. E, bir önceki videoda şundan bahsetmiştim. Bu köy. Bu köy e, yine bize ait bir köy olacak ama işte onların bayrak filamalarını görüyorsanız eğer bunlar e, bu köy bizim savaş yaşayacağımız daha sonrasında savaşacağımız bir köy olacak. Muhtemelen. Artık yeni bir özellik daha var. E, ben şuna baktım ama geçen gün. Eğer bulabilirsem hemen size göstereceğim. Bir tane daha harita çıktı bana. E, bu haritada nereden görmüştüm ben onu ya? Neyse bulursam ben bir sonraki videoda size aktarırım. Problem yok. Dostlar şu anda e, yeni güncelleme ile beraber gelen e, dediğim gibi şu e, alan var. Bu alan e, sizin değil. Bu alan e, sizin olabilir. E, köyün içerisinde yani birbirinizle savaşacağınız bir köy. Öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında zaten savaş biliyorsunuz şu Goblinlerle aranızdaki savaş e, size verilen görevlerle ilgili bu görevleri yaparak e, siz daha çok puan toplayabilirsiniz ve Goblinleri yenebilirsiniz. O da buradan oluyor savaş kısmından. E, Kontinüne derseniz eğer size savaş bondu veriyor yani bunu isterseniz. E, rare itemle exchange yapabiliyorsunuz. Yani kolay kolay bulunamayan itemlerle change yani değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir avantajınız var. Onlarla da zaten işte örnek veriyorum. Şurada görmüş olduğunuz işte benim mesela şu bayan korkuluğum var. Bu korkuluk bir üstü işte ben ne, ne diyeyim size 4 dakika eğer bekliyorsam bunu bir dakikaya indirir. Ya da 50 saniye indirir, o şekilde hızlı geçiyor. Yani tavsiye ederim sizin açınızdan para kazanmanız için iyi olacak. Günün bir diğer haberi de şu arkadaşlar, ee, yavaş yavaş Amerika'da biliyorsunuz bizim ülkemizde de bu mevcut şu anda yaşadığımız kriz, Amerika'da da krizler olmaya başladı yani yoğun kriz yaşamaya başladılar. Yatırımcılar Normalde hisse senedi alırlardı. Bilirsiniz. Borsalardan hisse senetleri alırlardı. Bu Amerika'nın hisse senetleri yani banka tarafındaki düşüşleri nedeniyle yatırımcılar daha çok artık coin'lere kaymaya başladılar. Yani daha çok bitcoin almaya başladılar. Daha çok örnek veriyorum avax, çiliz almaya başladılar. Bence bir iki ay sonrasına kadar yani bir iki ay daha devam eder bu şekilde bir iki ay sonra muhtemelen e, şu anki gördüğünüz e, o bilmiyorum takip ettiniz mi düşük fiyatlar yükselecektir arkadaşlar e, benden tavsiye yani bu tavsiyedir tamamen kesinlikle yatırım e, olarak algılamayın yatırım tavsiyesi değil sadece benim tavsiyem benim görüşüm bu e, ilgili yerlerden de tabii ki gerekli yerlerden de takip edebilirsiniz kendiniz. Ben alacağım. Öyle söyleyeyim. Daha önce geçmişte de çok hani coin tarafına yatırım yapıp da kazanmış biriyim. O yüzden ben alacağım arkadaşlar. Alıp köşede biriktireceğim. Bakalım ne olacak? Kışın bu kış ne olacak? Nasıl ilerleyecek? Bunu göreceğiz birlikte. Benim tavsiyem bu şekilde şu oyunlara e, yatırım yapmadan yani bu oyunları zaten almışsanız çok fazla yatırım yapmayın arkadaşlar. Bu içerisinde zaten yatırımın içerisinde gördüğünüz gibi bir şeyleri kazanarak e, yani bir şey harcamadan da e, kazanabiliyorsunuz. Şu anda böyle. E, gelecekte ne olur bilmiyorum açıkçası. Ha, aldığınız yerlerde Sunflower Land'in mesela örnek veriyorum SFL token'ı yükselebilir biriktirmeyi deneyin arkadaşlar. Hemen harcamayın ya da hemen çevirmeyin. Hesabınızda kalsın. Hesabınızda biriktirmeyi deneyin. Hesabınızda bir iki ay bekletin isterseniz. Yani yılbaşına kadar bekletebilirsiniz. Yılbaşından sonra da duruma göre bakarsınız zaten. Değiştirip ya da change edip etmemek sizin kararınız tamamen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ee, paylaşmak isterseniz de e, diğer arkadaşlarla paylaşmanıza e, öneririm arkadaşlar kendinize iyi bakın İyi günler dilerim.